Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde özellikle omuz ve diz ağrılarının tedavisinde girişimsel yöntemleri konuşacağız. Omuz ve diz ağrısı çeken de çok sayıda kişi var. Ve tabii ki diğer ağrıların da tedavisinde girişimsel yöntemleri ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu konuda bize anestezi kökenli algoloji yani ağrı uzmanı Doçent Doktor Kader Keskin Bora bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle sizden algolojiyi tanımlamanızı rica edeceğim. Bir de girişimsel ağrı tedavisinden bahsediliyor. Girişimsel ağrı tedavisi dediğimizde hep genelde bel ve boyun ağrıları akla geliyor. Aslında yelpaze çok geniş. Yayın önceki sohbetimizde de söylediniz. Nelerle ilgileniyorsunuz sizler? Önce algolojinin tanımını yapayım izin verirseniz. Algoloji ağrı bilimi demek. Ağrılı hastalıkları tedavi eden bir bilim dalı. Günümüzde çok ağrılı hastalar var. Dolayısıyla özel bir dal, ana dala bağlı yan dal şeklinde yetişiyoruz hepimiz algoloji uzmanları. Genelde aslında bütün ağrı hekimleri eğer ağrılı bir hasta gelirse kendisine öncelikle bir sistemik analjezik tedavi uygular. Eğer ağrısına göre de gerekirse fizik tedaviden yardım alır, gerekirse diğer multidisipliner yaklaşımlardan faydalanmaya çalışır. Eğer diğer disiplinlerin araya girmesiyle kişinin ağrısı geçmiyorsa ya da sistemik analjezik tedaviye cevap vermiyorsa o zaman biz algoloji hekimleri girişimsel ağrı tedavisi uygularız. Yani ne yaparız? Hastaya ya ilaç veririz, fayda görmezse iğne yaparız hastaya. Peki başka girişimsel deyince adı üstünde girişim gerektiren ama bir takım uygulamalar da yapıyorsunuz herhalde değil mi? Evet, aslında daha çok hep bel ağrısılı hastalara hep girişim uygulanır diye bilir hastalarımız. Ama tabii yelpazemiz çok geniş. Her ağrılı bölgede, bütün ağrıyan bölgelerimizi çeşitli yöntemlerle iğne yaparak yani girişim uygulayarak ağrılarını azaltabiliyoruz hastaların. Peki isterseniz şöyle yapalım. Bugünkü konumuz özellikle zaten omuz ağrıları. Evet. Omuz ağrıları da program başında da söyledim zaten yaygın ağrılardan biri. Omuz ağrısı neden olur? Bir kere altta hangi faktörler yatabilir? Karşınıza bir hasta geldi, omzum ağrıyor, bir türlü geçmiyor diye. Ne tür sorunları vardır bu kişinin? Genelde bu hastalar bize fizik tedavi hekim arkadaşlarımız tarafından yönlendirilir. Özellikle omuz eklemini oluşturan özel bir kas grubu var. O kas grubu zaman içinde kimi zaman yırtıklar, kimi zaman o kas grubunu bağlayan tendon dediğimiz yapılardaki bozukluklar, halk arasında da kireçlenme denilen bozukluklar nedeniyle kişi kolunu özellikle saç tarama olayını yapamaz, elini arkaya götüremez ve ciddi yaşam kalitesi bozulur hastanın. Dediğim gibi bu hastalar öncelikle fizik tedavi hekimlerine giderler. Onlar da fizik tedavi uygularlar ama %50-60 oranında hastanın ağrısı geçmez. O zaman bize yönlendirirler. Biz de omuzu besleyen özel bir sinir var. Supraskapüler sinir denilen. O sinir üzerine özel bir işlem yapıyoruz. Önce bir tanımak amacıyla bir lokal anestezik dediğimiz bir maddeyi veriyoruz. Eğer hasta 1-2 saat içinde tekrar kolunun hareketini rahat yapabiliyor ve ağrısız kalabiliyorsa o zaman bu sinir üzerine çok yeni bir yöntem olan radyo frekans akımı uyguluyoruz. Ve aşağı yukarı benim de yaptığım bir çalışmanın sonucu ve dünyadaki çalışmaların sonucuna göre de %70 ila 80 oranında hem hastanın omuzundaki ağrı azalır hem de omuz hareketleri daha rahat yapmaya başlar hasta. Şimdi o zaman sizi dinlediğimde bu geçmeyen uygun vakalarda radyo frekans tedavisiyle akımıyla omuz ağrılarını %70 oranda tedavi etmek mümkün. Evet. Nasıl yapılıyor bu tek seans mı? Bu sonucu alınıyor birkaç seans mı? Kişi ne kadar bir seans ne kadar sürüyor? Eğer birden fazla seansa iki seans aralığının ne kadar olması gerekli?
Şimdi aslında bizim gelişimsel ağrı tedavisinde genel yaklaşımımız, hasta bir kere mutlaka tam anestezi koşullarında hazırlanır. İşte monitörize edilir, hasta damar yolu takılır ve bir işlem odamız vardır, oraya alınır. Hasta oturur pozisyondadır. Özel bir belirleme yöntemi vardı eskiden, çizgi usulü ya da landmark usulü dediğimiz, ama şimdi ben yeni yöntem ultrason eşliğinde yapıyorum bu iğneleri. Ultrason eşliğinde özel bir çentik vardır sinirin geçtiği. O çentik görüntülenir ve özel radyo frekans akımını ileten bir iğnemiz vardır. O iğne o çentiğe doğru ilerletilir ve yine radyo frekans akımını üreten bir jeneratörümüz vardır. O jeneratör akımı iğne aracılığıyla direkt sinirin üzerine verir ve o siniri ağrısız kılar. Yani siniri bir daha ağrımamak üzere nörokimyasal boyutta sakinleştirir. Bir tek seans yetiyor hastalara. Ortalama 6 ay, tabii ki altta yatan kireçlenmenin ya da bozukluğun şiddetiyle orantılı bir şekilde 6 ayla, hani kendi hastalarımdan da aldığım geri bildirimlerle söyleyebilirim bunu, 6 ayla 2 yıl arasında hasta ağrısız kalabiliyor. Bir de donuk omuz diye bir kavram var. Donuk omuz nedir? Donuk yani omuz ne tür yakınmalara yol açan ve neden kaynaklanan bir problem? Yine bu omuzdaki o kas ve tendon yapılarındaki gecikmiş durumdur. Hani kişi birkaç kez omuzu ağrır, birkaç kez fizik tedavi görür ama fayda görmez. Ve belli bir süre sonra artık omuzunu hareket ettiremez hale gelir ki biz buna donuk omuz diyoruz. Bu tedavimiz donuk omuzda da çok faydalı. Hastalar belli bir süre sonra, hani çok %100 olmasa bile, en azından kollarını belli bir seviyeye kadar kaldırabiliyorlar. En azından ağrısız kalabiliyorlar. Hı hı. Üzerine yatabiliyorlar ki bu hastaların en büyük sıkıntıları gece uyku pozisyonunda o hasarlı omuzun üzerine yatamamaları ve ağrı nedeniyle yatamamaları tabii ki. Şimdi sizi dinlerken omuz boyuna zaten hemen hemen aynı bölge. Hı hı. Migrenli hastalarda da girişimsel ağrı yöntemleri fayda ediyor mu? Evet. Şimdi tabii çok yine yapacağımız boyun hastalarıyla girişim, da ilgili olabilir. Migren hastalarında da çok çeşitli girişim yöntemlerimiz var. Oradaki paravertebral kaslara yine enjeksiyon yapmak, özellikle faset eklemleri burada çok sorumludur. Onlara işlem, yine girişimsel faset eklemler tedavi. İki omurun birbirine oturduğu ayaklardır faset eklemler. İşte boyunda kireçlenme oluyor dediğimizde hastalarımıza hep o faset eklemleri biz aslında işaret ederiz. Ama hasta onu boynumda kireçlenme varmış der. Onlara uygulanabilir. Ama son yeni yöntem yine spinal cord stimülasyonu dediğimiz özel bir, artık hani ağrı tedavisinin en bence başarılı bölümü diyeyim. Yine onlarda da perkutan olarak spinal corda özel bir elektrot yerleştirerek çok biraz yeni, daha halkın anlayacağı şekilde rica edebilirim. Evet, çok yeni aslında bilim uğraşıyor bu işle. Aşağı yukarı bir 4-5 yıllık bir yaklaşım. Özel boyun bölgesinden epidural bölge dediğimiz beyin omurilik sıvısının bir ön tarafındaki bir boşluğumuz vardır. Oraya özel bir elektrot yerleştirilir ve o elektroda özel bir yine akım verilir. Ve hastanın ağrısı giderilir. Çok başarılı sonuçlar var bu konuda da. Peki bunlar migren ağrıları. Araya migreni hemen migren kendi migrenli olduğum için migreni sormadan yapamadım. Şimdi gelelim diz ağrılarına. Diz ağrıları da yaygın bir problem. Evet. Şimdi diz ağrıları deyince benim aklıma hemen hani menisküse bağlı ya da kireçlenmeye bağlı yaşlılıktaki ağrılar gelebiliyor. Evet. Başka diz ağrılarına hangi problemler yol açabilir? Evet. Aslında genelde ofis çalışanlarından yaşlı kesime kadar birçok kişiyi ilgilendiren bir sorun, biliyorsunuz, diz ağrısı. Özellikle yaşlı kesimde tabii ki kireçlen, osteoartrit dediğimiz diz eklemindeki o kıkırdak dokunun bozulmasıyla ortaya çıkan ağrılar bunlar. Yine bu hastalarımız işte ortopedi hekimine başvururlar. Hekim hastalığın durumuna göre onlara bir diz protezi önerir ya da önermez.
Yine fizik tedavi hekimlerine başvururlar. Onlar da fizik tedavi yaparlar. Ama biz ne zaman işin içine giriyoruz? Diyelim ki ortopedi uzmanına girdi, dizi ağrıyan bir hastamız. Hekim arkadaşımız ona da bir protez cerrahisi önerdi. Ama birçok hasta genç olması nedeniyle bu proteze çok sıcak bakmıyor. Ya da ortopedi uzmanı arkadaşımız işte biraz daha öteleyebiliriz diyor. Genelde biz bu protez cerrahisini bekleyen hastalar olarak değerlendiririz biz bu hastaları. O zaman bu süreçte ağrısını gidermek için hastanın, ağrısını sağaltmak için diz eklem arasına yine aynı şekilde radyo frekans iğnesiyle girerek oraya o radyo frekans akımını veriyoruz. Yine çok ciddi %70, %80'ler oranında hastalar dizlerini büküp oturabiliyorlar, merdiven inip çıkabiliyorlar. Benim aşağı yukarı bir 150 hastalık bir serim var bununla ilgili. Gerçekten çok başarılı ve hatta o hasta gider komşusunu da getirir. İşte bak benim dizimin ağrısını geçirdi, seni de götüreyim şeklinde en sadık hastalar. Komşuların evet. Gelendir. Çünkü bir hastayı da şey etkiler, diğer hastanın ya da hasta yakın anlattığı olumlu ya da olumsuz noktalar. Evet. Şimdi hep girişimsel yöntemler, girişimsel işte iğne diyorsunuz. Bunlar acı veren uygulamalar mıdır? Kişi herhangi bir acı ağrısızı hisseder mi? Bir de bu girişimsel yöntemlerin herhangi bir yan etkileri ya da girişim sırasında ortaya çıkabilecek bir takım komplikasyonlar var mıdır? Mümkün olduğu kadar tabii ağrı yaşatmamaya çalışıyoruz hastalarımıza. Zaten gireceğimiz... Zaten ağrı tedavi. Evet, özellikle hastalarımızda bu konuda hemen sorduğunda ben ağrı hekimiyim, sizi ağrınızı ağrı yaşatmam size diye böyle güzel küçük bir espri de yaparız hastalarımıza. Zaten giriş yerine böyle küçük bir lokal anestezik uyguluyoruz. O ağrıyı tamamen bloke eden bir ilaç. İğnenin girişini bile hissetmiyor hasta, öyle söyleyeyim size. Yani tamamen ağrısız yapabiliyoruz bu tedaviyi. Şimdi yavaş yavaş artık süremiz de dolmak üzere. Bir de periferik damar hastalıkları var. Evet. Bu biraz tıbbi bir kelime olduğu için açmanızı rica edeceğim. Periferik damar hastalığı nedir? İşin içine hangi hastalıklar giriyor? Evet, periferik damar hastalığı özellikle aslında alt ekstremite dediğimiz bacaklarımıza giden damarlardaki çeşitli bozukluklar olarak tanımlayabiliriz. Ama Türkiye'de hani bütün dünyaya oranla baktığımızda en çok rastladığımız bölüm Burger hastalığı dediğimiz bir damar hastalığı grubu. Bunlar da cerrahi de çok yetersiz kalıyor. Bu hastalara tekrar yerilen damar değil, revaskülarizasyon dediğimiz damarları değişiyor ama genelde sonuç çok fazla başarılı olmuyor. Araya gireceğim. Yönteme gelmeden önce Burger hastalığı kimlerde görülür? Daha çok kimlerin problemidir? Çok... Belirtileri nelerdir? Evet, çok kısa rica edeyim. Evet. Çünkü çok adı bilinen bir hastalık değil. Evet. Aslında hani damar cerrahı arkadaşlarımız daha çok ilgileniyor bu hastalarla. Daha çok hani sigara ile bağlantılı hangi ekstremiteyi tuttuysa, diyelim ki üst ekstremite ya da üst uzuvlarımız diyeyim ya da alt ekstremite dediğimiz bacaklarımızı tuttuğunda oradaki damar kendiliğinden bozuluyor. Tabii bu daha çok genetik bir yapıda olduğu için geri dönüşümü de çok zor oluyor bu bozukluğun. Genelde ayaklarında çok ciddi yaralar, tabii bir iskemi yani kan gitmediğinden dolayı dokuda bir bozulma ve bunun etrafında da ayakta yaralar meydana geliyor. Özellikle bu yaranın hem kendisi ağrı yapıyor hem de damarın oraya kan götürmemesi nedeniyle genel bacakta da bir ağrı gözüküyor. Çok muzdarip bu hastalarımız bu ağrılar nedeniyle. Dediğim gibi hani göğüs kalp damar cerrahisi olarak da çok yardım edilemiyor bu hastalara. Bu nedenle aşağı yukarı yine bir 4-5 yıldır dünyada uygulanan, Türkiye'de de benim daha çok uyguladığım diyeyim. Bu hastalara spinal cord stimülasyonu uyguluyoruz. Yine bel bölgesinden yine o epidural aralık dediğimiz o omurilik sıvısının bir ön bölgesine elektrot yerleştiriyoruz. O elektrotla dışarıdan bir uyarı veriyoruz. Özel bir pil takıyoruz hastaya. O pil o elektrottan sürekli oradaki damarları genişletici bir etki yapıyor. Ve belli bir süre sonra hem ağrısı azalıyor hastanın hem de yaralarında iyileşme oluyor. Yani inanılmaz
başarılı bir peki, tedavi. Peki pil dediğiniz, bu pili, ağrı pili. Nereye takıyorsunuz ağrı pilini, nasıl bir işlem bu? Dediğim gibi bir elektrot takılıyor önce epidural evet. bölgeye, o dışarıya çıkarılıyor. Cilt altından kalçanın üst bölgesine bir yere çıkarılıyor. Oraya da bir pil var, jeneratör. Akım üreten yine bir jeneratör. O pili yerleştiriyoruz. Hiç böyle görünmeyecek bir şekilde küçücük bir kesiyle. Elektrodun ucuyla pili bağlıyoruz. Dışarıda da hastanın elinde o pili açıp kapatacak özel bir mıknatısı oluyor. Hı hı. Onunla hasta piline doğru yaklaştırıyor. İstediği zaman aktif hale getiriyor. Diyelim ki ağrısı çok, bazen şiddetini de arttırabiliyor. Hı hı. Ya da ağrısı yok, kendisi kapatabiliyor. Peki pilin ömrü var mı? Var. Son 1,5 dakika içindeyiz. Evet. Pilin değiştirilmesi gerekir mi? Evet. Bu ağrı pili taşıyan kişilerin dikkat etmesi başka gerekenler var mı? Bir de ağrı pilleri sadece Burger hastalığında mı kullanılır? Daha tedavisi de faydalandığı başka hastalıklar var mı? Çok kısa kısa rica evet. edeyim. Kapatacağım çünkü. Dediğim gibi özellikle çok kez bel cerrahisi geçirmiş, işte başarısız bel cerrahisi dediğimiz ama ağrısı geçmeyen hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Dediğim gibi migrene uygulayabiliyoruz. Tabii çok yelpaze yavaş yavaş teknolojiyle beraber genişliyor. Ama şu anda en efektif uygulanan hastalık bir başarısız bel cerrahisi hastaları, iki damar hastaları yani Burger hastaları. Ömrü var pilin. Aşağı yukarı tabii teknoloji bunu çok hızlı uzun vadeye taşımaya çalışıyor. Aşağı yukarı bir 20 yıl tabii hastanın tüketmesiyle de orantılı, bu kullanımıyla da orantılı. 20 yıl sonra sadece jeneratör çıkarılıyor, yerine tekrar yeni bir pil takılıyor. Çok basit bir işlem. Bizim ilk hastamız 95 yılındaydı. Dolayısıyla çok daha yeni değiştirdik pilini. Yeni pil taktık ona ve mutlu mesut devam ediyor hasta. Biz bu hastalığımıza pilli bebek diyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. O piller sayesinde de hani hayatlarını kabusa çeviren evet. ağrılardan kurtulabiliyorlar. Bir şey daha soracağım. Omurilik pilleri farklı herhalde değil mi? Kanser ağrılarında etkili olan. O başka. O başka. O da ağrı tedavisi evet, bir başka yöntemi. Başka yöntemi. Çok teşekkür ediyorum. Medikal'e katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Kısa bir aradan sonra yine birbirinden önemli konularla Medikal'de birlikte olacağız.